Alo? Ay Şerife, neredesin sen sabahtan beri? Meraktan çatladım burada. Anlat bakayım, bu sabahın manşetleri o evde ne gibi bir zayiat verdi? Öncelikle iyi günler. Sabah saat 7.30 sularında eve giren günün gazeteleri takribi 8.15 gibi adeta filmi çekilmiş bomba edasıyla birer birer patlamaya başladılar. Güzel. 9 şiddetinde bir deprem yaşanmışçasına büyük bir yıkım meydana geldi. Elbette bu yıkımdan en büyük hasarı Yıldız Hanım aldı. Fikret Bey'in ortamı yatıştırma çabaları uzun süre etkisiz kalırken, Onur Bey'in ise Pelin Su Hanım'a henüz hiçbir şey anlatmamış olması bu depremin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini gösteriyor. Bir dakika, bir dakika. Ne? Onur hala Pelin Su'yla konuşmadı mı? Hayır, benim duyduğum kadarıyla Pelin Su Hanım'a hiçbir şey anlatmamış daha. Ama söylenmez mi? Ay salak bunlar. Harbiden salaklar. Ay peki şu anda ne yapıyorlar? Az önce çıktılar. İsmet Hanım'a gidiyorlar. Nikahı bir an önce yapalım diye konuşacaklarmış. Tamam. O zaman biz de hemen oraya geliyoruz. Ne yapayım canım? Ben de artık eltimle orada dalga geçerim. Ayrıca aldığım bu bombastik bilgilerle de anneme fitne tohumlarımı ekerim. Şerife, aferin. Takipte kal Şerife. Şadi, hadi hazırlan. Annene gidiyoruz. Annemle ne yapacağız Bekir? Gel sen gel. Ay telefonumu unuttum. Telefonumu al. Ben toplayayım hep arkanı zaten. Ay çok haklısınız. Şimdi o gazetelerde çıkan korkunç manşetlerden sonra bir bunaldınız tabii. Ve hemen kendinizi buraya attınız değil mi? Doğru. Ben de olsam ben de aynısını yapardım. Ne manşeti kız? Ne haberi? Ay. Annemin haberi yok mu yoksa? Ay gaf yaptım. Ay ben yine gaf yaptım. Ay Şadi'cim benim şu düşünmeden konuşma huyum yok mu yani? Ay lütfen rica ediyorum saflığıma verin. Ay safım ben. Meraklanmayın anneciğim, önemli bir şey değil. Onurla Lale'nin evleneceği haber oldu da. Nasıl mühim bir şey değil canım? Mühim bir şey olmaz olur mu? Ayrıca konu bu değil ki. Konu Pelin Su'nun bütün bu olanlardan haberinin olmayışı. Anneciğim. Daha nişana attıklarının haberi yapılmadan Onur'un bir başka kızla görüntülenmesi hiç hoş olmadı. Neden? E çünkü sanki Pelin Su'yu aldatıyormuş gibi göründü ki öyle. Ne? Ay. Onur nişana atmadı mı daha? Ay. Ay anneciğim sizin bundan da mı haberiniz yok? Ay yine gaf yaptım. Olay şöyle oldu anneciğim. Onur Pelin Su'yla konuşacaktı. Tam o sırada Pelin Su'nun babası kalp krizi geçirdi ya. Ama merak etme, merak etmeyi en kısa zamanda söyleyecek. Ne zaman? Ha? Ne zaman konuşacak? Ne zaman? Yarın. Oğlum ne yarın? Yarın ne? Belki yarından da yakın. Hafta sonunda kızı istemeye gidiyoruz. Rezalet. Olmaz böyle şey. Olmaz. 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 Bence de olmaz. Anneciğim, Pelin Su'ya yazık değil mi? Bu kıza günah değil mi? Konuşsana Şadi. Günah mı bilemem tabii ama yani hani sonuçta nişan evlilik yarısı demektir. Değil mi? Yani kıza da ayıp olmasın yani sonuçta. Evladım, siz bu işi ne zannediyorsun sen? Siz bu evlilik işini oyuncak mı zannettiniz? Ha? Beni de alet ettiniz. Hayır, bilsem arayıp kız istemeye geleceğiz demezdim. Evet. Evet anneciğim yani düşünsenize bu olay bir duyulursa ne olur? Yani bence siz de gerçekten çok zor bir durumda kalacaksınız. Anneciğim bugün konuşur hiç merak etmeyin. Bir zahmet. Yani bir zahmet konuşsun. Yani kız gerçi bütün bu olayları gazetelerden öğrendi ama bence de konuşması lazım. Bakın Onur bugün bu işi halledecek, anlaşıldı mı? Bugün, bugün yarın falan yok. Bugün. Siz hiç merak etmeyin anneciğim. Zaten ben Şebnem Hanım'la konuşacaktım bugün. Hatta bir an evvel eve gidip konuşayım kendisiyle, arayayım kendisini. Evet, hemen gidelim. Müsaadenizle anneciğim. Anne filan deme. Anne demeyin bana. İyi günler. İyi günler. Ben size anne diyebilir miyim? Ay oğlum saçmalama. Senden ne ilgisi var? Hayır. Doğru. Benden ne ilgisi var? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi. Karanlıklardan çıkmalıyım.